Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Erzurum'da iki çocuk annesi eşinin boğazını kesip göğsüne ekmek bıçağını saplayarak öldüren koca, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara teşebbüs etti. Olay saat 13 sıralarında Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesi Elmadağ sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre 7 ve 3 yaşlarında iki çocukları bulunan 42 yaşındaki Halil İbrahim Kızılkaya ile 31 yaşındaki Neslihan Kızılkaya çifti aile içi geçimsizlik dolayısıyla yaklaşık 2 aydır ayrı yaşamaya başladı. Halil İbrahim Kızılkaya, Neslihan Kızılkaya'nın yaşadığı Emeç apartmanına gitti. Başlayan tartışma üzerine Halil İbrahim Kızılkaya ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Apartmandan kaçarak kendini sokağa atan Neslihan Kızılkaya'yı dışarıda yakalayan Halil İbrahim Kızılkaya önce kadının boğazını kesti, ardından ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Neslihan Kızılkaya olay yerinde hayatını kaybederken Halil İbrahim Kızılkaya ekmek bıçağıyla kendinin boğazını da keserek intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Halil İbrahim Kızılkaya olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızılkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kadının cesedi ise polisin ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Apartman sakinleri Neslihan Kızılkaya'nın Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, Halil İbrahim Kızılkaya'nın ise işsiz olduğunu ve 2 aydır ayrı yaşadıklarını belirtti. AK Parti İspir İlçe Başkanı Zeki Çetinkaya, Erzurum'dan Şanlıurfa'ya gittiği sırada aracını durduran PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, partilerinin İspir İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya'nın terör örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırıldığını bildirdi. AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, yaptığı açıklamada AK Parti İspir İlçe Başkanı Çetinkaya'nın kardeşi Şahin Çetinkaya ve beraberindeki bir kişiyle Erzurum'dan Şanlıurfa'ya gittiğini söyledi. Çetinkaya ve kardeşinin içinde bulunduğu otomobilin Bingöl'ün Genç ile Diyarbakır'ın Lic ilçesi arasında terör örgütü PKK üyeleri tarafından durdurulduğunu ifade eden Yeşilyurt, araçlarını durdurup terör örgütü propagandası yapmışlar. Kimlik kontrolünde kardeşinin üzerinden AK Parti kimliği çıkmış. Hanginiz başkan diye sormuşlar. Salih Zeki başkanımız da kendisinin İspir ilçe başkanı olduğunu söylemiş. Kendisinin gözlerini bağlayıp götürmüşler. Kardeşini ve yanlarındaki kişiyi de serbest bırakmışlar. Kardeşi ve yanındaki kişi şu an Lice ilçesindeki Duru Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bekliyor dedi. Müteahhit Ahmet Metin Karadayı hakkında mahkeme tarafından yakalama emri çıkarıldı. New City, Hasani Basri ve Akkent konutlarının bir kısmının proje aşamasında, bir kısmının ise yapım aşamasında kalması nedeniyle binlerce kişiyi mağdur eden Ahmet Metin Karadayı'ya kötü haber mahkemeden geldi. Erzurum 2. Asya Ceza Mahkemesi mahkemeye gitmeyen Karadayı hakkında yakalama emri çıkarttı. Hasani Basri mağdurları olan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi geçtiğimiz hafta açmış olduğu davayı kazanmıştı. Aynı kişi Karadayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karaday hakkında ayrıca bedelsiz senedi kullanmak suçu iddiasıyla şikayetçi oldu. Erzurum 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında Ahmet Metin Karadayı'nın ikinci duruşmada hazır bulunmamasına karar verilerek duruşma ertelendi. Davanın bugün görülen duruşmasında mahkemede hazır bulunması gerektiği duruşmaya gelmeyen Karadayı hakkında görüldüğü yerde yakalama emri çıkarıldı. Alınan kararda sanık hakkında çıkarılan zorla getirme emrine verilen cevapta sanığın Bursa ilinde olabileceğine dair bir takım varsayımlar dışında somut bir adres tespiti yapılmadığı anlaşıldığından yargılanmanın daha fazla sürünmecede kalmaması da nazara alınarak sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına, bu nedenle duruşmanın 26.05.2016 günü saat 10.20 bırakılmasına karar verildi denildi. Erzurum'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Erzurum'da başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İşe gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar ile öğrenciler Mart ayının soğuk günlerinde etkili olan kara karşı hazırlıksız yakalandı. Sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü doğuda gece geç saatlere kadar kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli ve yeri yeri yoğun kar yağışı beklenirken vatandaşlar buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Düzyurtspor maçında alınan galibiyet ve sıralamadaki konumu rehavet tehlikesini beraberinde getiriyor. Taraftarlar gibi futbolcuların hatta yöneticilerin bile şampiyonluğu garanti gibi görmesi ve havaya girmesi mavi beyazlı ekip için ciddi bir handikap oluşturuyor. Erzurumspor'da Düzyurtspor maçında alınan galibiyet ve sıralamadaki konumu rehavet tehlikesini beraberinde getiriyor. Taraftarlar gibi futbolcuların hatta yöneticilerin bile şampiyonluğu garanti gibi görmesi ve havaya girmesi mavi beyazlı ekip için ciddi bir handikap oluşturuyor. Taraftarlar bu sezonun ilk yarısında bitimi 6 hafta kala yaşanan kırılganlığın tekrar etmesinden yana endişeli. Erzurumspor bu sezonun ilk yarısında deplasmanda sürekli kazanan bir takım görüntü içinde ve zirvedeyken liderliğin garanti olarak algılanması sebebiyle son 6 maçında çok ciddi bir çöküş yaşamıştı. Mavi beyazlılar ilk yarıdaki son 6 karşılaşmada sadece Arsin maçını kazanmış, 3 maçı kaybetmiş, 2 maçtan ise 1 puan alabilmişti. Erzurumspor 2014-2015 sezonunun son 6 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi almış, 9 gol atarak 8 gol yemiş ve 8 puan toplamıştı. Mavi beyazlılar Bayburtspor'u 1-0, Anadolu Üsküdar'ı 5-1, Erzin Belediyespor'a 1-0, Silivrispor'a ise 3-0 yenilmiş, Kahramanmaraş ile 2-2, Ankara Demirspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor cumartesi günü kağıt üstünde kolay gibi görünen ancak futbol gerçekleri ışığında oldukça zor olan bir maça çıkacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor kağıt üstünde kolay gibi görünen ancak futbol gerçekleri ışığında oldukça zor olan bir maça çıkacak. Birinci grupta Cizrespor maçı eksiğiyle 32 puanı bulunan, grupta 18. sırada yer alan ve küme düşmeme mücadelesi veren Arzinspor'un konuğu olacak. Sezonun ilk yarısında Erzurumspor'a ilk yenilgisini yaşatan Silivrispor takımına benzeyen Arzinspor karşılaşması mavi beyazlıların kader maçı olacak. Erzurumspor'un konuk olacağı Arzinspor 1. grup genel sıralamasında 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgisiyle 32 puan topladı. 30 maçta 31 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 45 gol gördü. Arsinspor iç saha performansı grup sıralamasında 21 puan ile 14, dış saha performansı grup başarılı sıralamasında ise 11 puanla 18. sırada yer alıyor. Arsinspor sezonun ikinci yarısında evinde oynadığı maçlarda Turgutlu Spor'u 2-1, Kozan Belediye Spor'u ise 3-1 yendi. Tekirdağ Spor ve Gölbaşı Spor'a 2-1, Kırıkan Spor'a ise 3-1 yenilen Karadeniz ekibi Düzce Spor ile de 1-1 berabere kaldı. Ekip dış sahada ise Kömürspor'a 1-0, Kızılca Bölük ve Tire'ye 2-0, Erzin Belediyespor'a 4-0 yenildi. Nilüfer Spor'la golsüz berabere kalan ekip Yeşil Bursa'yı ise 3-1 yendi. Palandöken Belediye Spor Kulübü tarafından 6 ile 8 yaş arasındaki çocuklar için düzenlediği 3 aylık kayak kursunu tamamlayan 50 mini kayakçı düzenlenen sade bir törenle kurs bitirme sertifikası aldı. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen sertifika töreninde kısa bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken Belediye Spor Kulübümüz 10 branşta 1000'in üzerinde lisanslı sporcuyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Bugün ise 3 aylık bir eğitimin ardından 50 çocuğumuza kayak öğretmeninin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir başlangıç olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Çünkü ilerleyen zamanlar içerisinde bu sayıyı 2 hatta 3 katına çıkararak Palandöken ilçemizde kaymayı bilmeyen çocuğumuz kalmayacak dedi. Bu sene yeni bir kültür merkezimizin dışında açmış olduğumuz spor salonumuzu faaliyetleri içerisinde yer alan spor kulübümüzle ilgili çocuklarımızın da Palandöken ilçesinde kayak öğrenmesi için bir kulübümüze bir kulübü açtıktan sonra bu öğrencilerimizin öğrenmesi için kulübümüzün faaliyetleri arasında yer aldık. Hamdolsun şu anda 49 tane değil, 49 tane yavrumuzu yetiştirdik. En azından ön bir adım attık. İnşallah bundan sonra devamı da gelecektir. Başkan Bulutlar, belediyemize ait olan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve spor kompleksimizde gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizin tamamı ücretsiz olarak devam ediyor. Bu merkezimiz adeta okul gibi hizmet vermektedir. Kültür merkezimizde meslek kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel eğitimler alan kursiyer sayımız yaklaşık 1500 kişi, spor kompleksimizle birlikte 2500 kişiye hizmet veriyoruz. Bu merkezimizi 13.000 metrekare alana sahip ve 12 trilyon liraya mal ettik. Ve helali hoş olsun çünkü milletin parasını yine milletin hizmetine sunduk. Sürekli olarak spor salonu ve kültür merkezi ile birlikte toplam olarak söylüyorum 1500 kişiye hizmet veriyoruz. 1500 kişi. Bunun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu bildiğimiz için Allah nasip ederse doğuda bu kültür merkezini açtık. Şimdi ikincisini bu sene nasip olursa Yıldızkent'te açıyoruz. Yakında inşallah temelini de atacağız. Belki bu sene de bitirmiş oluruz inşallah. İkincisini. Çünkü ihtiyaç vardır. Çocuklarımıza ihtiyaç vardır, gençlerimize ihtiyaç vardır, yetişkinlerimize ihtiyaç vardır. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde antrenör Yusuf Şeker, Demet Andiç Karslı ve Ömer Taşkesenlioğlu tarafından kayak sporunun inceliklerini çocuklara öğreterek başarılı bir şekilde kayak sporunu öğretildiğini hatırlatan Başkan Bulutlar, 50 öğrencinin katıldığı kursta kayak malzemelerinin tanıtımı, kayak öncesi fiziksel hazırlıklar, ayakkabılar, bağlama ve stoper, duruş, sopalar, batonlar, düşme, kalkma, kayak giysileri ve diğer malzemeler, yürüme, pist kuralları ve güvenlik tırmanma, kayak yapmanın kuralları, kayak tekniği gibi kurallar öğreten hocalarımıza teşekkür ediyorum dedi. Türkiye Handbol 1. Ligi'nde normal sezonun son haftasına girildi. Termal Spor kendi sahasında ağırladığı Yozgat Bozok Spor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Türkiye Handbol 1. Ligi'nde mücadele eden Termal Spor normal sezonda son haftaya girilirken liderliğini sürdürdü. Sahasında Yozgat Bozok Spor'u konuk eden Termal Spor oldukça çekişmeli geçen maçta rakibini 31-30 mağlup etti. AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, Azliye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Azliye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, Termal Spor Kulübü Başkanı Abdullah Gülakar ve belediye meclis üyesiyle kalabalık bir taraftar topluluğunun izlediği maç renkli görüntülere sahne oldu. Termal Spor antrenörü Ali Erzurumluoğlu zorlu bir maçtan daha galibiyetle ayrılarak normal sezonun son haftasına lider girdiklerini belirtti. Sezonun en zorlu maçlarından birini oynadıklarının altını çizen Erzurumluoğlu, oyuncularım özellikle ilk yarıyı tutuk başladılar. Konuk ekibinde iyi bir konsantre olduğu bir maç oynadık ve ilk yarıyı 17-14 yenik kapattık. İkinci yarıda toparlanan oyuncularım iyi bir performans ortaya koyarak maçtan galip ayrılmasını bildiler. Bizim için önemli olan 2 puandı ve bunu kazanarak ligde son haftayı liderlikle
de girdik. Artık önümüzde sadece bir maç kaldı. Hedefimiz önce ligi lider tamamlayıp ardından playoff'tan da alnımızın akıyla çıkarak Süper Lig hedefine ulaşmaktır dedi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Ekip arkadaşlarım ve haber merkezimiz adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.